Orada şey riski oluyor mu? Nasıl görüyorsunuz onu? Japonlar ve Koreliler böyle birleşerek büyüyorlar gibi veya hani çok büyük gruplar çıkıyor da sanki bizim doğamızda olan küçük ve orta ölçekliler de bu tam böyle uyumazmış gibi bizim müteahhitlik Evet. tarafımızda. Onu nasıl görüyorsunuz Yani resmen? Japonlar ve Koreliler yani dünya çapında büyük endüstriyel gruplar çıkarmış ülkeler. Yani adamın bir Toyota'sı var, bir Nissan'ı var, bir Suzuki'si var. Hepsi böyle dev yapılar. Ve biraz da yani o büyük R&D'ler, o büyük hamleler biraz böyle büyük adamların yapacağı iş. Yani küçüklerin de yapacağı şeyler var ama biraz da büyük şeylerde konsantre oluyor. Yani işte şimdi bugün de Google'lar var, Microsoft'lar var, Apple'lar var. Yani devler var. Devlerin de olması lazım. Ufak yaratıcıların da olması lazım. Bunların bir arada olacağı ortamlar gerekiyor. Japonların da bir tradisyonel bir artizanal tarafları var. Yani bir handicraft tarafı var. Zaten o Japon endüstrisi de öyle başlamış. Yani çeliği yapan ilk adamlar işte o kılıç ustaları. Hani Hattori Hanzo var ya Kill Bill filmindeki. Ondan sonra o Hattori Hanzo gibi adamlardan çok var Japonya'da. Ve onlar bir şekilde bu teknolojik gelişmeleri, artizanal gelişmeleri teknolojik gelişmeye çevirmişler. Sonra da bunları büyük şirketlerin oluşturduğu sermaye gücüyle alıp dünya çapında bir güç oldu Japonya. Arkasından Kore de aslında benzer bir model yaptı. Biz Türkiye'de onu pek yapamıyoruz. Bizim özellikle müteahhitlik sektörümüz çok fragmente bir müteahhitlik sektörü. Yani hani benim olsun, Küçük küçük olsun abi. olsun şeyini biraz seviyoruz galiba. Gücümüzün yettiği kadar iş yapmaya çalışıyoruz. Tabii bir taraftan hani Rönesans bir örnektir, Enka bir örnektir, işte Tekfen başka bir örnektir. Yani böyle büyük şirketlerimiz de var, büyük gruplarımız da var. İşte yapı merkezde arada bir yerde bir şirket. Yani ne oradayız ne buradayız, o geçişimizi de biraz tamamlamamız gerekiyor artık.